Kıyafetimizi giyelim. Tamam. Şu sarı kıyafet de iyiymiş aslında da. Kız kıyafeti olmasaydı baksanıza arkadaşlar. Yani delikanlı adamı ha? Süslü geldi bizim. Neyse ben eski kıyafetimi giyeyim de bu sefer Hale'yi de yanlış anlayacak. Merhaba arkadaşlar, işten çıkınca oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Stardew Valley bölümüyle daha beraberiz ve oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, geçen en son bölümde Robin'e ahır yapımı için gitmiştim. Ahır hazır, iki tane de inek aldım. Bu arada falcıya bir bakayım. Ruhların keyfi yerinde. Yarınki hava durumuna bakayım be. Yarın açık ve güneşli olacakmış. Bu bizim için çok önemli, yağmurlu olması. Nakit ağacından bahsediyor. Hızlıca şimdi güzel. Bakın arkadaşlar, ağrımı gösterecektim ben size ama o zaman şunları bir hızlıca bir toplayayım be. Bunlarda olan yok herhalde, yok. Şimdi bunları topladıktan sonra ahırımıza bir bakarız. Şimdi ondan sonra da şunları da bir toplayayım, üzümlerimi. Güzel. Bunlardan bir tane de zaten halk evi görevlileri arasında da vardı. Şimdi onu da şunları da toplayayım bir. Tatlı patates. O görevimizi de tamamlarız. Burada bayağı bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi fıçılar falan. Ondan sonra kavanozlar falan aldım. Şu hayvanlarımı şimdi topladım. Seveyim bir. Oh, merhaba. 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 Sen şunları da alayım bir. Gel bakayım tavuk. Tavukçuk. Heh. Tamam. Şuradan sizden ben yumurtayı alayım. Şöyle. Şunları şimdi mayonez için. Ama olmadı. Beni oraya sıkıştırdınız işte. Hiç sevmedi. Heh. Tamam, açıl oradan. Bir tane de şurada vardı ama diğeri. Bak tam orada. Heh. Çık oradan. Tamam, güzel. Hızlıca buraya bir koyayım da buraya bir tekrar sıkışmayayım ben. Şimdi burada ne yapabilirim? Ha arkadaşlar, bu arada şu Birdland sepeti, Linus'un Birdland sepeti kayıpmış. Onu bizden istedi. Önce onu alayım ben. Onu almadan önce arkadaşlar, dur bir dakika, aklıma bir şey geldi. Bakayım neredeydi ama, hemen onu bir bulursam. Ha, buradaymış. Şu kumaşı olayı arkadaşlar. Tamam. Şimdi sepeti almaya gidiyoruz. Oradan Pierre'e geçeriz. Oradan halk evine. Yani kısacası. Ondan sonra zaten şey gidecektim arkadaşlar. Siz söyleyin. Ahırı tekrar genişleteceğim. Yani ikide bir yem ver yem al. O olayı artık ondan şey yapmak istemiyorum. Daha sonra zaten otomatik toplayıcı verecek bize. Otomatik toplayıcı verdiği zaman zaten ağırla ilgili bir şeyim kalmayacak. Sadece 2-3 tane halk görevi arasında olan şeyler oluyor. Birkaç tane daha hayvan, keçi, koyun alıp orayı tamamlayacağım arkadaşlar. Bu arada son icadım çalışmak için kırlangıç balığı istiyormuş. Moru. Neyse. Şimdilik dur. O işleri bırak. Yapmayacağım. Önce şuraya bir. Şimdi burada bir taneyi bir. Şunları bir dakika arkadaşlar. Ben onu bir en son onun da şeysini yapmıştım. Darbesini yemiştim. Şu şöyle bir dursun. Heh. Şimdi şurada bir taneyi alayım bir. Ondan sonra
Gerisini sat gitsin. Daha orada zaten birkaç tane daha falan var. Aslında şu şeyi satmasa mıydım acaba? Neyse. Sat şunları. Şu tatlı patates. Tatlı patatesin bir tanesi dursun. Şu para ederini satayım bir. Şu anda iyi paramız oldu. Tamam. Buradan şimdi halk evine gidip şu sera için artık yapacağımız şey sera görevini tamamlamak. Çünkü artık bu ayın sonu kış. 15 günümüz kaldı. Ve artık ineğimizi aldığımıza göre sadece birkaç tane koyun ve keçi almak. Ondan sonra da zaten bu serayı tamamlayacağız. Evet. Şimdi burayı koyduk arkadaşlar. Burayı da tamamladık. Bakalım ne verecek bize. Bir tane arı kovanı verdi. Bal demişim. Tamam olsun. Güzel. Şimdi bize ne lazım? Şu görmüş olduğum büyük süt. Bunu koymam lazım. Bir tane keçi sütü. Yün. Ördek yumurtası, beyaz yumurta. Bulursam tabii ki büyük yumurtayı da yapmaya çalışıyorum ama daha şu anda tavukların büyük yumurta vermiyor. Yani büyük yumurta 1, büyük süt 2, bir tane de büyük keçi sütü ya da bir tane yün daha bulursak burayı da bitirmiş olacağız ve sera tamirini halletmiş olacağız. Tamam. Ama şu anda yunum önümüze geçtiği için gidemedim. Tamam. Şimdi gidebilirim. Buradan dediğim gibi buradan Robin'e geçeyim. Başkan da gidiyor. Başkan da Robin'e gidiyor herhalde. Selamun aleyküm başkan. Bazı kasaba sakinleri yabancılara karşı tedbirli davranıyor. Sana açılmadan önce güvenlerini kazanman gerekir. Israrlı ol, güvenlerini kazanacağına eminim. Tamam. Şimdi selam Dimitrus. Robin inşallah buradadır. Ha iyi güzel. Robin buradaymış. Güzel. Çiftlik. Dur şeyimi halledeyim. Şu büyük kümesimi bir halledeyim mi? Neredeydi o? Büyük at balçıkça büyük kümes. Kocaman kümes. 12 adet ahır hayvanı barındırabilen ahır otomatik yemleme sistemi yanında gelir. Domuz ve kuzu da olabilir diyor. Domuz ve kuzu yani alabilirsin diyor. Aha, yapmadı. Niye yapmadı? Ha, bu arada herhalde taşım eksik. Şunu ben bir taşıyayım burada arkadaşlar. Ben artık bunları şuraya alayım. Çünkü artık yavaş yavaş çiftliğim bir şekillenmeye başlasın. Tamam. Kümesim orada dursun mu diyeceğim ama. Şimdilik bir dursun. Ahırımı bir halledeyim. Olmazsa kümesi de bu tarafa çekerim. Şey de olabilir ya orada. O zaman şöyle yapayım bir. Şu onu bir arkaya alabiliyor muyum? Şöyle. Almıyor. Bunu nereye alabilirim? Aslında orada birazcık bana da sıkıntılı geldi. Yeri oranın. Şuraya alsam ne olur? 2-3 tane zaten ileride yapacağım zaten arkadaşlar bunlardan. Tamam. Şimdi bunları böyle alayım. Hatta şunu da tam şöyle tam birebir olsun seviyeleri. Şunu da tekrar şöyle bir biraz daha mı gelsin? Şöyle iyi herhalde. Tamam. Şimdi güzel oldu arkadaşlar. Büyük kümes için odunum vardı da taşım yoktu herhalde. Taşım çok mu eksik? Alışveriş yap. Taş. 20 tane alsak yeter mi? Yeterli gibi. Çünkü fazla da eksik taşım olduğunu düşünmüyorum çünkü
Evet, taşım eksikmiş. Kaç tane eksik taşım varmış ya? İki, bir tane mi eksikmiş? Yani ben de iyi şey yaptım. Alışveriş yap, bir tane taş alacakmışız. Tamam. Şuradan şimdi çiftlik inşa et. Tamam. Yani. Evet. Şimdi burayı 12 kişilik yapsın zaten. Birkaç gün falan dediği gibi. Ama başkan geldi. Çık bakayım mı başkan? Heh. Tamam. Buradan şu Linus'u bir bulalım. Linus inşallah mekanındadır. O zaten aradığım zaman ben onu bir bulamıyorum yani. Daha doğrusu hiçbir karakteri bulamıyorum aradığım zaman. Yukarıda hamamın olduğu bölgede olabilir mi? Bir oraya bir bakayım bir. Ha, buradaymış şey. Sebedim. Teşekkür ederim. Bunu benim için anlamı çok büyük. Tabi orada düşmüşsün. Ondan sonra da daha arıyorsun. Nerede kaybettiğini de bilmiyordun. Tamam. Başka bir şey var mı? Yok. Şimdi buradan ha şu kumaş olayım vardı değil mi? Tamam. Arkadaşlar bundan önceki bölümlerin bir tanesinde hangi bölümde hatırlamıyorum ama Emily bana gelmişti ve bana makine dikiş makinesinden bahsetmişti. Böyle böyle artık kullanabilirsin diye. Ama ondan önce ben bir Willy'ye uğrayayım. Artık şu oltayı falan bir değiştirmenin zamanı geldi. Çünkü iyi oltalar geldiğini de düşünüyorum. Bir bakayım. Paramız da yeterse iyi bir olta almayı düşünüyorum. Eğer ki tabii paramız yeterse. İyi buradaymış Veli. Selamun aleyküm Veli. Günaydın diyorum. Öğlen olmuş. İridium tamam arkadaşlar çok güzel. Param da yetiyor. Hem de kılı kılına yetti var ya. Tamam çok güzel. Hatta biz burada şimdi gerçi olta ucu ve yemim yok ama şöyle birkaç tane balık deneyeyim mi? Yeni oltamla ilk balığımı deneyeyim bir. Tamam, güzel. Ne geldi? İyi. Deniz hıyarı geldi. Şimdi bu oltanın özelliği ne arkadaşlar? Öbür oltaya göre. Buna hem şey takabiliyoruz. Kanca takabiliyoruz. Yem takabiliyoruz. Ayrıca o aradaki balığı tutma mesafesi fark ettiyseniz öbür şeyi oltaya göre baya bir geniş. Yani şimdi bunda kolayına balık kaçırmamamız lazım. Balık tutmayı bilen kişi bunda kolayına balık kaçırmaz. Tabii yani yine hiç kaçırmaz diye bir şey yok yani de. Hani kolayına kaçırmaz. Ne geldi? Sardalya. Bir tane daha geldi. Ne geldi? Bu da ortaya aldıktan sonra balığı arkadaşlar şey değil yani sıkıntı değil. Bu da neyse sardalya geldi. Neyse tamam ben size bunu göstermek için balık tuttum. Bu arada Egebil burada ne yapıyor? Onun yanına bir gideyim be. Merhaba. Bugün bacaklarımı esnetip temiz hava almalıyım. Alıyorum. Neyse. Bu kadar mı? Tamam. Hadi gidelim. Bu arada bak bunları da toplayabilirdim ha. Ben bunları unuttum. Başka var mı? Yani şurada da varmış. Başka da zannedersem yok. Evet.
Demirciye de gidebilirdim aslında. Birkaç tane de orada jeton işleyebilirdim. Neyse, şey gidecektik şimdi. Emily'nin yanına gidecektik. Bir Emily'nin yanına bir gideyim. Tabii Emily'nin yanına gideceğim derken hani Emily ile konuşmayı değil, Emily'nin makinesiyle, dikiş makinesiyle. Evet arkadaşlar, bu büyük ihtimalle sünger makinesi. Şimdi burada kendimize kıyafet dikeceğiz. Nasıl dikeceğiz? Hem de öncelikle şu kumaşa tıklayıp kumaşı makinenin ayağının altına koyduk ve daha sonra şu deniz kıyarını şuraya koyduk. Ondan sonra bakalım ne gibi bir kıyafet çıkacak bize. Şuraya bastığımız zaman sarı bir şey çıktı. Şöyle hatta deneyeyim mi? Şöyle bir şey oldu. Bu ne oldu? Garip bir şey oldu ama şöyle. Ama bu kız kıyafeti. Kız kıyafeti yaptık herhalde. Dur bakayım bir tane daha yapayım. Ondan demek ki kız kıyafeti oluyor. Şunu makinenin altına verdim. Acaba her balıktan bir şey mi oluyor? Şimdi burada mesela diyelim ki şu oluyor mu? Oluyor. Acaba onu mu deneyelim? Neyse koyduk artık deneyelim bakalım ne çıkacak ortaya. Ha, bu sefer pembemsi bir şey çıktı. Durun bakayım arkadaşlar. Şurada. Şunu koy. Şöyle. Nasıl? Bunda da üst tarafında şeyler var. Bakayım bir önüne dön. Heh. Bu da kız kıyafeti. Neyse biz yine eski kıyafetimizi giyelim. Tamam. Şu sarı kıyafet de iyiymiş aslında da. Kız kıyafeti olmasaydı baksanıza arkadaşlar. Yani delikanlı adama ha süslü geldi bizim. Neyse ben eski kıyafetimi giyeyim de bu sefer Hale'yi de yanlış anlayacak. Tüm bu düşmüş yapraklar çamurla kaplandığına iğrenç görünüyor. Sen nerede yaşıyorsun yani? Şimdi beni de kızdıracaksın da sen nerede yazıyorsun? Hani yeter de git bakayım nereye gidiyorsun hadi. Sanki yani bana Allah Allah karakter çok kendini yapmış bir karakter. Ha şu birazcık salona takılalım da salonda ne var ne yok. Bugün günlerden pazartesi. Hello. Selam. Merhaba Adem. Merhaba. Ara sıra işine ara vermeyi unutma. Çok işim var Hello. O yüzden veremem şu anda. Maru da Penny de buradaymış. Dur bakayım şunlarla konuşayım. Madenleri keşfetmiş miydin? Orada da bir sürü kullanışlı materyal bulunduğunu duymuştum. Sen ne yapıyorsun? Selam. Selam. Umarım her şey yolundadır. Yolunda gidiyor Penny şu anda. Sen de evine git artık akşam oldu. Bu arada salonda Emily salonda çalışıyor zaten. Şahane zaten buranın bir numaralı abonesi gibi. Pam gibi. O da aynı şekilde. Her ne zaman gelsem akşamları hep bunlar buradadır yani. Bu ikisi de zaten buranın bir numaralı abonesi. Yani kurs iflas etmiyorsa bu ikisine borçlu. Ne var burada? Üçlü tekli bu tarifi 5.000 istiyor. Bakın pizza tarifini 150 istiyor. Mücvere 50 istiyor. Neyse. Şimdi buradan ne yapar? Ha arkadaşlar şu almış olduğum neydi onun adı? Arı kovanı. Onu bir
Arı kovanını çiftliğime bir yerleştireyim. Neredeydi diğeri? Ha şuradaymış. Tamam güzel. Şunu ben tamam buraya koydum. İkisini yan yana dursun. Şunları da toplayayım arkadaşlar. Mayonezlerimi. Ondan sonra da orayı zaten çift yapacağım. Şöyle gelin. Orayı bir düzene koymam lazım tekrar. Tamam. Bunları da satalım. Şöyle şunun içine atayım bir. Hatta şunları da atayım. Tatlı patates. Onu da atacağım. Şöyle düzenleyeyim. Tamam. Şurada ne vardı? Ha, şey onu dursun orada. O yeşim. Onu zaten ileride ne olduğunu, ne işe yaradığını ben size göstereceğim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni bir Stardew Valley bölümüyle daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.